Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sercan Soy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yapacağımız antrenman şekli şınav hareketlerinden oluşmaktadır. Omuzlarımızı, arka kol kaslarımızı, kol kaslarımız olsun, göğüslerimiz olsun, en aktif bölgemiz göğüs olarak olacak şekilde 7 hareket oluşturdum. Bu hareketleri dinlenme süreleriyle ve kaç tekrar kaç set yapacağımızla ilgili bilgileri vereceğim. Video içinde bunlara bakarak görebilirsiniz. Şimdi şınav hareketimizin ilk serisine başlıyoruz. Bu hareketi 20 tekrarla başlatıyoruz. 3 set 20 tekrar olacak şekilde çekiyoruz. Evet. Şınav hareketimizin 20 tekrarını bitirdik. Bu 20 tekrar içinde 30 saniye bekleyip diğer hareketimizin, yani diğer hareket derken bu hareketin diğer 20 tekrarına geçiyoruz. Yani ikinci setimize. Mesela bu bitti. Şimdi tekrar yapıyorum. 30 saniyemiz oldu diyelim. Birazdan olacaktır. Tekrar bir 20 yapıyoruz. Şınav hareketimizin ikinci seti de bitti. Setlerin programlaması bu şekilde olacaktır. Son setimiz yine 20 tekrar olacaktır. Bu da 3. sette bitecektir. O 3. sette bittikten sonra 3 dakika dinlenmemiz olacaktır. Antrenmanın hepsini yapıp size göstermenin bir anlamı olmayacaktır. Zaman kaybı olacaktır sizler için. O yüzden ilk sistemi gösteriyorum. Yani seti, tekrarı, aradaki dinlenme süresini, hareketten harekete geçiş süresini bilmeyenler için ilk bu baştaki kısmı gösteriyorum. Sonra hareketleri göstereceğim. Şimdi üçüncü setimize geçelim. Evet, üçüncü setimizi bitirdik. Yani 7 hareketimiz vardı. Bunun 6 tanesi bitti. 6 tanesi kaldı, pardon. Bir tanesini bitirmiş olduk. Şimdi yapacağımız şey 3 dakika dinlenmektir. Eğer ki 7 hareketten ilk yapacağınız sınav şeklinde yorulmaya başlıyorsanız 20 tekrarda 3. setlerde falan bu sayı 15'e 10'a indirebilirsiniz. Unutmayın, yüksek tekrarlar yapıp gerçekten nizami şekilde yapmadığınız sürece hiçbir anlamı olmayacaktır. O yüzden yapabileceğiniz en güzel rakamları seçin, sizi biraz zorlasın ama diğer setleri tamamlayabilecek, diğer hareketleri tamamlayabilecek düzeyde yapın. Böyle yaparsanız antrenmanınız daha verimli ve düzenli geçecektir. Şimdi ben size sırasıyla diğer hareketleri göstereyim. Bu yapacağım harekette 20 tekrar olacak şekilde 3 set uygulanacaktır. İkinci hareketimizde bu şekilde bitirdikten sonra geri kalıyor 5 hareketimiz. 5 hareketimizde yine hareketler arası 3 dakika 30 saniye dinlenme şeklinde yapacağız. Bu yaptığım hareketi 1. setini yaptım. Yapmam gereken 2 seti kalıyor. Bunları siz devam ettireceksiniz. Programı zaten videonun sonunda paylaşacağım. Şimdi yapacağımız hareket biraz daha statik olacak şekildedir. Yani kuvvetimizi, hacmimizi arttırabilecek, yani yoğunluğumuzu arttırabilecek, antrenman performansınızı ileride arttırabilecek hareketlerden bir tanesidir. En sevdiğim statik beklemenden bir tanesidir. Bunu da 35 saniye olacak şekilde yapacağız. Yarım pozisyon, şınav pozisyonu. Hop. Bu şekilde 35 saniye. Dediğim gibi programı kendi zamanlamanıza, tekrar sayılarınıza göre programlayabilirsiniz. Bu bir örneklemedir. Bu hareket yaparken titrediğinizin farkına varacaksınız. Burada kaslarınız yorulmuş olacaktır. Şimdi bundan sonraki hareketimize geçelim.
Bundan sonraki hareket, bazen çok sarılıyorum bu konu hakkında, patlayıcı kuvvetimizi nasıl geliştiririz, şınavtı kendimizi daha nasıl yukarı atabiliriz, daha fazla nasıl yukarı yükselebiliriz gibi, barfix'i nasıl çekişimizi yükseltebiliriz şeklinde. Barfix'te patlama gücünü arttırmak için seri şekilde basit çekip el alkışlamak olsun. Daha sonra şınavda yine aynı şekilde bu programın içinde olan 15 tekrarlı set olsun yapabilirsiniz. 15 tekrar yüksek bir rakam. O yüzden bunu yine kendinize göre ayarlayın. Mantıken 8 iyidir diye düşünüyorum. Alkışlı şekilde bu şekilde olacaktır. Patlama kuvvetinizi arttıracaktır. Bu hareketi yaparken dikkat etmeniz önemli bir husus vardır. Onda da el çırpış hızınız hızlı olmalıdır. Eğer yavaşsa bunu riske almayın. Yüzünüzü, burnunuzu olsun. Yere çarpabilirsiniz özellikle çenenize. O yüzden bir yastık koyabilirsiniz, bir yorgan koyabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet, alkışlı yaptığımız hareket 4. hareketimiz geriye kalıyor. 3 hareket programımız 7 hareketten oluşuyordu. Şimdi yapacağımız hareket ise ayaklarımız yukarıda olacak şekilde şınav olacaktır. Evet, 4. hareketimiz şınav, alkışlı şınav pozisyonuydu. Bundan sonra kalacak 3 hareketimiz bulunmakta. Programımız zaten 7 hareketten oluşuyordu. Şimdi yapacağımız hareketimiz ise ayaklarımız yukarıda olacak şekilde, yani vücut ağırlığımızı biraz daha kollarımıza ve göğüslerimize hissedeceğimiz bir pozisyon olacaktır. Bundan sonraki hareketimiz ise buna benzeyecektir. Şimdi yapalım ve görelim. Bunu yapmak için ayağınızın altına bir sandalye almanız ya da farklı bir yere takarak şınav çekmeniz olumlu sonuç verecektir. Evet, yüksek bir yere koyuyorum ayağımı. Şuraya koyacağım. Bu hareketimizi yaptıktan sonra yine bu hareketimizin hemen tekrarlarına bakıyorum. 20 tekrar olacak şekilde 20 tekrar bu programın, yani kaçıncı hareket olacak? 5. hareketimize gelene kadar zor bir rakam olacaktır. O yüzden 8 tekrar ya da 15 tekrar olacağını düşünüyorum sizin için, yeni olanlar için. Şimdiki hareketimiz ise bunun tam tersi olacaktır. Ellerimizi yüksek bir yere koyacağız ve o şekilde şınavımızı çekeceğiz. Şimdi daha demin ayaklarımız yukarıda olduğu hareketi tam tersi olarak ellerimiz yukarıda olacak şekilde yapacağız. Bu hareketi 20 tekrar değil, 50 tekrar şeklinde uygulayacağız. 50 tekrar olmasının sebebi biraz daha kolay olmasıdır ve kaslara daha fazla nüfuz edebilmek adına olmasıdır. O yüzden bu şekilde eğer zor geliyorsa biraz daha yükseltebilirsiniz. Kolay geliyorsa biraz daha alçak bir zeminde yapabilirsiniz. Hatta bir sandalye, masa üzerinde hiç fark etmez. Malzemeler size kalmış. Bu hareketimizi de 50 tekrar uygulayacak şekilde uyguluyoruz. Yapacak şekilde uyguluyoruz. Evet, normal şekilde yapsaydım belki 20 tekrarda yorulacaktım. Ama ellerim biraz da yüksekte olduğu için buradaki 20 tekrar rahat çıkarttım. Ama bunu ne yapacaksınız? 50'ye zorlayacaksınız. Zorladığınız takdirde daha fazla hissedeceğiniz, yani çok tekrar daha fazla hissettiğinizi anlayacaksınız. Bir sonraki hareketimiz ise göğsümüzün, yani iç kaslara ulaşabileceğimiz diamond push-up, elmas push-up denir. Bu hareketi yapacağız ve bitireceğiz programımızı. Hareket antrenman programının sonunda olduğu için çok yoracaktır. 20 tekrar yapmanıza gerek yoktur. Yapabilen yapsın tabii ki. Ben kısaca hareketi gösteriyorum. Ellerimiz birleşik. Tam pozisyonumuzu alıyoruz. Yapamayan bu harekete bizden yere koyup tamamlayabilir. Kalktık. İniyoruz. Göğüs kafesimizi devirdik. Basıyoruz. Bunu yaparken göğüs kaslarınızın burasını hissetmek durumundasınız. Eğer hissetmiyorsanız bir yerde yanlışlık yapıyor olmalısınız. Çünkü sıkıştırdığınız vakit şu kısımları hissedeceksiniz. Öyle olması gerekiyor. İki tekrar daha gösteriyorum. Yapamayan bu şekilde dizlerin üzerinde yapabilir. Kalkıyoruz. Kalkarken içeri doğru basıyoruz. Ellerimiz bu basınçta oluyor yani. Evet. Evet arkadaşlar, 7 hareketlik evde yapabileceğiniz bir göğüs rutini paylaştım. Bu rutini haftada 3 kere uygulayabilirsiniz. Diğer hareketleri de yer ayırmanız gerekmekte çünkü. Eğer derseniz ki ben daha fazla uygulamak istiyorum, uygulayabilirsiniz. Yakalmış bir olaydır.
Eğer şimdiden videoyu beğendiyseniz, hatta video sonunda videoyu beğendiyseniz, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En basit desteğiniz, en önemli desteklerden birisi beğenilerdir. Bu tür serilerin devamını istiyorsanız, anlatımların devamını istiyorsanız, yorumlarda da belirtebilirsiniz. Gün içinde yeterli kadar protein alamıyorsanız eğer Big Joy'un web sitesine girip bu ürünlerden, bu çikolatalara sahip olabilirsiniz. Her zaman çantanızda olabiliyor. Hiçbir shaker'a bir şey gerek kalmadan rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Bu ürün içinde de 27 gram protein bulunmakta. Şöyle değerlerini göstereyim ben size. Bir porsiyonda 27 gram protein bulunmakta. 100 gramında ise 41 gram protein bulunmakta. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.